bir kişi bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Yani bunlar dikkat etmediği müddetçe başarılı olamaz. Yani güzel ahlaka sahip olacak ilk önce, ondan sonra kendisini sevdirecek, ondan sonra tatlı dilli olacak, ondan sonra yani affedici olacak, kızmayacak, sinirlenmeyecek, öfkelenmeyecek ve kendisini sevdirmeyen bir davetçi başarılı olamaz. İlk önce davet edeceksen ve millete faydalı olacaksan, topluma faydalı olmak istiyorsan kendini sevdireceksin. Ve kendini sevdirdiğin müddetçe Allah'ın izniyle inşallah nedir? Karşıdaki toplum kim ise, cemaat ise, kişi ise, fert ise nedir? Senden alırlar. Ama kötü ahlaklı isen ve insanları tepeden bakıyor isen senden almazlar. Hani Allah tebareke ve teala Resulüne bile diyor velev kunte velidul kalbi lefaddu min havlik. Kötü ahlaka sahip olsan ya Muhammed etrafından dağılıp giderlerdi diyor. Kim? Rabbim tebareke ve teala kime diyor? Resulüne diyor. Eğer Resulüne böyle söylüyorsa Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, o zaman biz kimiz? Değil mi? Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en güzel ahlaka sahip olmasına rağmen yani, وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. En güzel, en üst mertebede, en üstün beşeriyet içerisinde yaratılmış en güzel ahlaka sahip olmasına rağmen Rabbim tebareke ve teala Resulüne buna rağmen uyarıyor. Uyarıyor ki hata yapmasın. Ve aynı zamanda Rabbim tebareke ve teala bunu Resulüne aktarıyor ve Resulü bizlere nedir? Bizlere öğretiyor. Evet. Ve kavluhu inneke te'ti kavmen min ehli kitab. Sen ehli kitabı olan bir kavme gidiyorsun. Söz ediyor. İbn-i Uteymin diyor ki kâle zâlike murşiden lehu. Yani bunu niçin Muaz ibn-i Cebel'e söyledi? Çünkü onu öğretmek için. Çünkü Muaz ibn-i Cebel gidiyor. Kiminle karşılaşacağını bilmiyor. Orada müşrikler var, putperestler var, Müslümanlar var. Ama çoğunluk orada ehli kitaptır. Yani Yahudi ve Hristiyanlardır. Nasaradır. İnneke te'ti kavmen min ehli kitab ve hada delil ala ma'rifetir resul aleyhissalatu vesselam bi ahvalin nas. Ve bu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insanları hallerini bildiğini işaret eder. İşaretidir bu diyor. Ve ma ya'lemuhu min ahvalihim felehu tariqatan. Yani o insanların durumu bildiğini gösterir ve neyle? Diyor, iki yönden diyor biliyor bunları. Bir el vahiy, İki, el-ilim ve tecrübe. Birincisi vahiy yoluyla, ikincisi tecrübe ve ilim yoluyla bunu biliyor. Ve biliyorsunuz vahiy üç çeşittir. Bir, ilham yoluyla, iki, rüya yoluyla ve üç, direkt Cibril aleyhissalatü vesselam, Muhammed aleyhissalatü vesselam getirme yoluyla. Üç çeşittir. Diğerleri el-ilim ve tecrübe. Yani bilmek ve tecrübeden ibarettir diyor. Ve kavluhu min el-beyane el murad bil kitab, yani buradaki kastedilen diyor kitaptan, diyor ehli kitaptan kastedilen diyor et tevrat vel incil, incil ve tevrattır diyor ehli kitap. Yani Yahudi ve Hristiyanlar ehli kitaptır. Fe yekun el murad bi ehli el kitab el yehud ve nasara ve hum ekser ehli el yemen fi zalika el vakit ve in kana fi el yemen müşrikun lakin el ekser el yehud ve nasara. Diyor ki Yemen bölgesinde, Yemen ehlinden her ne kadar müşrik, putperest ve diğer dinlere bağlı olsa bile, yani diğer şeyler, gerçi putperest ve şeyler din değil. Ama her ne kadar o şeylere inanan biri varsa, birileri varsa, ama çoğunluk ehli kitap olduğundan dolayı, Yahudi ve Hristiyan olduğundan dolayı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki kendisine inneke te'ti kavmen min ehli kitab. Ehli kitap olan kimselere gidiyorsun ey Muaz. Çünkü onlar çoğunluk olduğundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ehli kitabı orada söylüyor. Evet. Ne diyor? وَاِنْ كَانَ فِي الْيَمَنْ مُشْرِكُونَ. Şayet yani Yemen'de müşrikler bile olsa yani لَكِنِ الْاَكْثَرِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ وَلِهَذَا اِعْتَمَدَ الْاَكْثَرِ. Ondan dolayı işte bu yüzden çoğunluğa itimat etti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve ehberahun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bidalik li emrayn. İki meseleden dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz ibn-i Cebel'e bunları bildirdi. Nedir? El evvel en yekun basiren bi ehvali men yed'uhu. Yani gittiği topluma, gittiği kavme, gittiği insanlara, yani niçin gitti, kimler bunlar, ne gibi inanıyorlarsa bilmesi için yani onu söylüyor. Çünkü
Yani gidiyorsun bilmediğin bir topluluğa, Yahudi mi, Hristiyan mı, Dürzi mi, nedir? Eğer akidesini bilmezse nasıl ona davet edeceksin? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muad ibn-i Cebel orada zorluk çekmemesi için burada gitmeden önce bunları nedir? Bunları tavsiye eder ve bunları öğretiyor. İkincisi en yekûne musta'idden lehum. Aynı zamanda onlara yani tedbirli olması gerek. Yani